İşte şimdi kripto para almak için en iyi fırsatlar. Bunun seçenekleriyle madde madde bir şekilde sizlere açıklayacağım. Herkesin aklında olan ne zaman kripto para piyasasına girmeliyim ve ne zaman kripto para almalıyım sorusunu bu videoda cevaplayacağız. Videoyu sonuna kadar dikkatli bir şekilde dinle. Bu tarz fırsatlardan ve çeşitli potansiyeli yüksek kripto paralardan erkenden haberdar olmak için kanala abone olup bildirim zilini açman yeterli. Instagram adresimi şuraya bir yere koyarım ve buradan Instagram'dan üzerinden bana 724 soru sorabilirsin. Telegram adresimizi de buraya koyarım kullanıcı adını ve aşağıda açıklama kısmında da linkler mevcut. Oradan da ulaşabilirsin. Gelelim asıl konumuza. Şu anda kripto para almak için en uygun dönemlerden geçiyoruz. Ve şu anda Bitcoin dahil bütün altcoin'lerde dip seviyeler görülmüş durumda. Birazdan da teknik olarak bunları inceleyeceğiz. Şimdi size bir ekran vereyim. Gördüğünüz gibi ekranımızda şu anda Bitcoin'in ve diğer altcoin'lerin düşüşlerini görmüş bulunmaktasınız. Tüm zamanlar dedikten sonra Bitcoin'in son 3 yılındaki en düşük dip seviyelerini görmüş olacaksınız. Bitcoin'in şu anda en dip seviyelerde olduğu için kripto para piyasasına şu anda girmek için en uygun dönemlerden geçiyoruz. Bunu da size bildirmek istedim. Ve sonrasında diğer altcoin'lere bakacak olursak burada potansiyeli yüksek olarak gördüğümüz uzun vadede tutabileceğimiz coin'lerin hepsinin kırmızıları yaktığını görüyoruz. Bu sebeplerden dolayı şu anda kripto para piyasasına girmek için en uygun dönemler. Çoğu kripto para çok sert düşüşler yaşadı ve şu anda alınabilecek seviyelerde. Birkaç tanesini mesela inceleyelim. Uzun vadede tutabilecek kripto paralar arasında tabii ki de Bitcoin, Ethereum ve sonrasında BNB, ardından Solana, AVAX, Polygon, borsa tokenleri tabii ki de bunlar çok fazla önemli bizler için. Bu kripto paralar şu anda uzun dönemde elimizde tutabileceğimiz kripto paralar arasında ve sonrasında bizleri milyoner edebilir. Hatta ev araba sahibi dahi yapabilir. Özellikle DeFi chain'i göz atacak olursak şu anda 96 sent seviyelerine kadar düşüşünü gerçekleştirmiş durumda. Ve bu kripto paralar bizlere ucuzlamış kripto para birimi stratejisini tekrar tekrar göstermiş oluyor. Peki en yüksek seviyesi neydi son 1 yıl içerisinde? 5.62 dolar seviyelerinde bizler için en yüksek seviyesini vermiş durumdaydı. Son zamanlarda ise 1 dolar ve 90 sent arasında gidip gelen DeFi Chain şu anda en uygun seviyelerde. DeFi Chain'in içerisinde ben de bulunmaktayım. Bunu da sizlere belirteyim. Ve kripto para birimimiz şu anda 214. sıralamada CoinMarketCap üzerinden. Çünkü CoinMarketCap üzerinde çok fazla kripto para var. Bu yüzden de biz bu sıralama içerisinde biz de 214. sıradayız. Devam edecek olursak bu beşlemenin ardından tabii ki de Solana. Solana da şu anda çok fazla sert düşüşü görmüş durumda. 260 dolardan 22 dolarlara kadar düşüşünü göstermiş. AVAX tabii ki de bizler için önemli projeler arasında. Bitcoin, Ethereum, Solana, AVAX, DeFi Chain bunlar bizi ileriki zamanlarda tabii ki de ev araba sahibi yapacaktır. Devam edecek olursak, evet geldik bizim için önemli bir indeks olan korku ve açgözlülük indeks. Bu indeks şu anda 13. sırada, 13 seviyelerini göstermekte. İnsanlar şu anda korku panik satış yapmış ve piyasadan çekilmiş durumda. Bu son düşüşlerde ise Bitcoin dahil bütün kripto paralardan çok fazla para çıkışı oldu. Ve insanlar panik satışı yaparak çok fazla zarar etmiş durumda ve şu anda kripto para birimleri aşırı bir şekilde ucuzlamış durumda. Piyasaya girmek için en uygun dönemlerden geçiyoruz. Bu yüzden de bu indekse göre alımlarınızı yaparsanız sizler de güzel karlar elde edebilirsiniz kripto piyasasından. Yatırımcıların piyasaya küstüğünden bahsetmiştim. Yani yatırımcılar piyasadan çekilirse, kıllı yatırımcıların ise bu piyasaya girişinin göstergesidir aslında bu indeks. Buna göre alımlarımızı yapmaya özen gösterelim. Şu anda büyük şirketler kripto para alımı yapmakta ve kurumsal alımlar gerçekleşmekte. Bu da ne demek oluyor? Aslında şu sıralarda kripto para piyasasına girebileceğimiz anlamına geliyor. Sizleri ekrana vereceğim ve büyük kurumsal şirketlerin elinde bulundurduğu kripto paraları göstereceğim. Kripto paralardan korkan insanların aslında bu şirketleri görerek bu piyasaya daha fazla güveninin arttırmasına ve bu piyasayı bir yatırım aracı olarak görmesine sağlayacaktır bu vereceğim liste. Buna göre aslında kripto para birimlerine güvenmemizi ve kripto para birimlerinin bizlere ileride nasıl güzel kazançlar elde ettirebileceğini tam anlamıyla anlamış olacağız. Diğer bir seçeneğimiz ise şu anda kripto madencileri çok fazla Bitcoin'i piyasaya sürmekte. Bu da Bitcoin'in borsalarda Bitcoin'in artmasına sebep oluyor. Aslında düşüşlerin gerçekleşmesinde bir takım olanak sağlıyor.
sağlamakta bu durum. Ama şu anda bu düşüşleri biz daha fazla alım fırsatlarına çevirerek bu şekilde değerlendirmemiz gerekiyor ki bu piyasadan tam anlamıyla güzel kazançlar elde edebilelim. Zaten Telegram grubumuzda bu konu hakkında çok fazla sohbet ediyoruz. Hangi kripto paralara yatırım yapılır? Hangi kripto paralar şu anda alım için önemlidir? Bu şekilde düşüşlerden faydalanarak aslında kripto paralardan güzel kazançlar elde etme imkanına sahibiz. Bu yüzden bu videoyu çekmiş bulunmaktayım. Ve sizlerin de kafasındaki soru işaretlerini kripto para piyasasına nasıl ne zaman gireceğim sorusuna yanıt vermiş olacaktır bu video. Çeşitli kanıtlarla sunduğum bu video bu kadardı arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hepinize bol bol kazançlar dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Benden istediğiniz video fikirleri varsa aşağı yorumlarda belirtirseniz sizlere onu çıkartmaya çalışacağım. Kendinize çok iyi bakın.